Selam herkese, benim elime hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşırı tatlı, yapması da bakması da çok keyifli bir nail art paylaşacağım. Öncelikle tırnaklarıma baz oje sürmekle başlıyorum. Videoda kullandığım ojeleri açıklama bölümünden bulabilirsiniz. Orada sizin için listeleyeceğim. Ve seçtiğim renkleri parmaklarıma sürüyorum. Beyaz ojeyi iki kat sürdüm iyice opak olması için. Serçe parmağıma metalik bir pembe seçtim. Bu nail artımda noktalama kalemi ve bir fırçanın arkasındaki yuvarlak yüzeyi kullanarak benekler yapacağım. Size daha önce hazırladığım bir videoda evde rahatlıkla bulabileceğiniz objeleri de kullanabileceğinizi göstermiştim. Yukarıdaki karta tıklayarak direkt videoma ulaşabilirsiniz. Birbirine çok yakıştırdığım tonları bir arada kullanıp irili ufaklı benekler yapıyorum. Desenler bittikten sonra mutlaka üzerine top coat geçiyorum. Bu cam gibi parlamasını ve desenlerin çok daha güzel görünmesini sağlayacak. İlerleyen dönemlerde sizin için top coatlarla ilgili çok güzel bir video çekmeyi planlıyorum. Ve şimdi gelelim diğer nail artıma. Kuru fırça dediğimiz bir yöntem bu. Fırça darbelerinin görünmesini istediğimiz zaman kullanıyoruz. Ojeyi iyice sıyırarak uyguluyorsunuz. Kalp şeklimin tabanı hazır. Üzerine de flakies, parçacıklı, glitters, holografik ojelerinizi top coat olarak kullanabilirsiniz. Ben bu ojeyi iki kat sürdüm ki çok daha güzel parlasın. Tabanımız hazır ve şimdi üzerine siyah kalbi çizeceğiz. Ojeyi bir kağıda damlatıyorum. Çok güzel damladı bu arada. Ve üzerine ince uçlu nail art fırçamla kalbi çiziyorum. Kalbi biraz daha içeriden çiziyorum. Alttaki pembeler biraz dışarı taşsın istediğim için. Eğer elinizde nail art fırçası yoksa kırtasiyelerden aldığınız resim fırçalarını kenarlardan makasla incelterek rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine size bununla ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. Her zamanki gibi top coat'u unutmayalım. Ucunu da kapatıyorum ki daha uzun süre dayansın. Bu haliyle de şahane görünüyor ama bitmedi. Asıl tatlı dokunuşu şimdi yapacağız. Zencefilli kurabiye çizeceğiz. Gingerbread hepimiz çok seviyoruz, öyle değil mi? Şimdi size bir püf noktası vereceğim. Ben burada noktalama kalemi kullandım ama siz tükenmez kalem de kullanabilirsiniz. Kurabiyenizi çizerken dışarıdan çekeceğiniz şeridi önce çiziyoruz ve içini kurabiye renginde ojeyle dolduruyoruz. Bu sayede dış çizginiz hem daha ince hem de daha muntazam görünecek. Bu şekilde yapması çok zormuş gibi görünen bütün desenleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Kurabiyemin içini pıt 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 hareketlerle dolduruyorum. Dışarıda çok ince bir çizgi kalmasına dikkat ediyorum. Kurabiyemin kollarına ve bacaklarına beyaz şeritler çiziyorum. Ve yüzüne kocaman bir gülümseme yerleştiriyorum. Düğmelerini de unutmayalım tabii. Düğmelerini pembe yapmaya karar verdim. Üzerine iyice ojeler kuruduktan sonra top coat sürmeyi kesinlikle unutmayın. Ve kurabiye nail artım hazır. Gözlerimi tırnaklarımdan alamıyorum. Şubat ayına çok yakışan bir nail art oldu bu. Sizin versiyonlarınızı da merakla bekliyorum. Eğer yaparsanız benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki benim elim videosunda tekrar görüşmek üzere. Herkese kocaman sevgiler.